Bu sefer Havol tüfeklerden biraz daha düşük bir model, bir Gamo ile karşınızdayım. Bu da Gamo'nun Shadow DX modeli. Kısaca namludan kırmalı ama buna karşılık gaz püstonlu bir havalı tüfek. Şimdi hemen bir kısaca müsaadenizle teknik özelliklerini size bir okumak isterim. Bakınız, bu tüfeğin saçma çapı 5,5 mm, ağırlığı 3,1 kilo, uzunluğu 1100 mm. Şimdi klasik kurşun saçma ile namlu çıkış hızı, dikkatli olun, 230 metre bölü saniye. Gamo Platinum PBA saçma ile 286 metre bölü saniyeye kadar namlu çıkış hızı çıkan bir havalı tüfek. Şimdi özellikle bu namludan kırmalı modeller pek çok kullanıcı tarafından düşük havalı tüfekler gibi kabul ediliyor. Ama dikkat ederseniz bakınız, bu tip havalı tüfekler içerisinde bile gayet kuvvetli modeller karşımıza çıkabiliyor. Ve tipik uyarımız her şeyden önce bakınız. Kesinlikle güvenli alanlarda, insanlara kapalı veya insanların olmadığı yerlerde kullanmalı ve atmayacaksanız tetik disiplini gereği dostlarım kesinlikle tetiğe parmağınızı atmamalı ve insana tüfeğinizi doğrultmamalısınız. Yani birazdan size tüfeğin sesini de dinleteceğim. Gerçekten sesi çok yüksek çıkan bir havalı tüfek. Evet dostlarım, bakınız ben bir avcı olarak havalı tüfeği özellikle atış eğitiminde kullanmaktan yana olduğum için ayarlanabilir gez arpacık konvoy ile kullanırım. Rayına esas olarak red dot veya dürbün takmak gibi bir hani uğraşı içine girmem, çünkü av tüfeği ile atış pratiği anlamında zaten yapacağım atışlar yakın mesafeli olduğu için öncelikle vuruculuk meziyetlerimi geliştirmek isterim. Bu nedenle ben red dot veya dürbün kullanmam. Doğrudan gez arpacık kitini kullanırım. Şimdi gelin bakın tüfeğimizin sesini bir dinleyelim. Şöyle namlusuna vurup kırarsınız. Ve havalı tüfeğimizi şöyle bir patlatalım. Dikkat ediyor musunuz nasıl patladığına? Gerçekten sesi yüksek bir tüfek. Bir de şu tarafa atalım. İnanılmaz bir sesi var dostlar. Hani içinde saçma olsa ses belki az biraz daha boğuk çıkacak. Fakat buna karşılık gene de çok kuvvetli bir havalı tüfek olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bakınız, ister istemez sosyal sorumluluk gereği özellikle gençler bunları almaya çok meraklı ve meyilli olduğu için her seferinde güvenlik kısmına daha çok değinmek durumunda kalıyorum. Gerçekten hızlı bir havalı tüfek. Gerçekten etkili bir havalı tüfek. Ve bununla gerçekten özellikle çocuklar üzerinde çok ciddi zararlar yaratabilir. Hatta yetişkinleri bile baya baya yaralayabilirsiniz diyerek dostlarım gene tekrar uyarmak suretiyle müsaadenizle artık bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Gerçekten hoş, güzel bir tüfek. Hani biraz daha orta sınıfta bir Gamo gösterelim dedim ama şahsen bu Gamo da benim hoşuma gitti. Evet dostlar, zaten sizlere özellikle hani hoşuma gidecek tüfekleri biraz daha göstermek şeklinde hani biraz daha beni memnun ediyor. Evet dostlarım, yüksek müsaade ederinizle sonuçta burası bir iş yeri. Bu nedenle bu videoyu burada bitirmemiz gerekiyor. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bu nedenle bu güzel havalı tüfek canavarıyla sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum.